platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet efendim, Stüdyo Londra ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz bir saatlik zaman diliminde kabaca söylemek gerekirse Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını dinledik. YASET Küresel Yatırım Günleri ve Ankara resepsiyonunda konuştular. Bakan Şimşek kalıcı bir şekilde güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz açıklaması yaptı. Dilerseniz açıklamalara şöyle bir göz atmamız gerekirse şayet enflasyonun tek haneye inmesi işimizi daha da kolaylaştıracak değerlendirmesinde bulundu. Aynı zamanda kredi risk primi CDS'in geri çekilmesi de konuşmanın genelindeki önemli vurgular arasındaydı. 4 yıl seçimsiz bir süreç yaşanacağına hem Mehmet Şimşek hem Cevdet Yılmaz'ın vurguları söz konusuydu. Bu dönemde biraz daha kısa vadeli hedeflere odaklanılıyor ama bizim seçimsiz bir süreç yaşayacağımız dolayısıyla önümüzde yapısal reformlar için de uygun bir zaman dilimi var açıklamasında bulundular. Aynı zamanda yatırım ortamının iyileştirileceğinden bahsetti. Sayın Cevdet Yılmaz'ın konuya ilişkin önemli altını çizdiği, vurguladığı mesajlar vardı. Türkiye ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda %5.7, çeyreklik bazda %2.4 oranında büyüdü. Bu performansla bir kez daha G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik dedi. Önemli başlıklardan bir tanesi yine işsizlik oranında tek haneli seviyelere dikkat çekti Sayın Cevdet Yılmaz. Ülkemizin yeni uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yakında kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Yakın zamanda yatırım stratejisi paylaşılacak. Aynı zamanda şu da önemli bir başlıktı. Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla Yatırım Danışma Konseyi toplantısını bu yılın Eylül ayında Cumhurbaşkanımız başkanlığında gerçekleştireceğiz dedi. Son olarak şunu da söyleyelim. Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in de değindiği enflasyon, istihdam, CDS, yatırım atmosferi gibi tüm başlıklarının arasında şöyle de önemli bir başlık daha vardı. Kadın istihdamında eğer artırırsak potansiyelimizi OECD ülkeleri ortalamasına getirirsek ki bu da bize %66'yı işaret ediyor. %66 seviyesine çıkarırsak kadının istihdamdaki yerini geriye kalan tüm faktörler aynı seviyede kalsa dahi milli gelirimizde artı 20 puan elde ediyoruz şeklinde önemli de bir açıklama daha yaptı. Tüm bunları aktardıktan sonra Sayın Bakan'ın bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara da gidelim birlikte. Görevindeki ilk yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Sayın Bakan. Doğru yolda olduklarının vurgusunu da verilerle destekleyerek açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabından ekonomik görünüm ve görevdeki ilk yılına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi politikalarıyla kat edilen mesafe ile doğru yolda olduklarını ifade etti. Bütçe açığında iyileşme kaydedildiğini belirten Bakan Şimşek, harcama disiplini, tasarruf, vergi adalet ve verimlilik odaklı maliye politikasına devam edeceklerini söylerken, bütçe açığını 2024'te %5'in, 2025'te ise %3'ün altını indirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Büyümede dengelenmenin sağlandığını söyleyen Bakan Şimşek, net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyrek sonra 1.6 puan ile pozitife döndüğünü belirtirken, güçlü iş talep sebebiyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri giderdiklerini kaydetti. Yıllık cari açığın 26 milyar dolar gerilediğini söyleyen Bakan Şimşek, daralan açık sonucu azalan dış finansman ihtiyacıyla kalıcı rezerv birikimi sağlayacaklarını belirtti. Merkez Bankası'nın rezerv politikasına değinen Bakan Şimşek, brüt rezervlerin 44 milyar dolar artışla 142 milyar dolara çıktığını, swap hariç net rezervlerin pozitife döndüğünü söyledi. Enflasyonda en yüksek seviyenin geride kaldığını ifade eden Bakan Şimşek, tek hane inene kadar politikaların kararlılıkla uygulanacağını kaydetti. Bakan Şimşek, piyasalarda güvenin arttığını, risk priminde 440 puanlık bir düşüş olduğunu kaydederken, gri listeden çıkışın yakın olduğunu belirtti. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği 1. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'nde sektörün paydaşlarını bir araya getirdi. PwC Türkiye Ortağı Ersun Bayraktaroğlu, EkoTürk Ankara temsilcisi Gökçen Tuncer'in sorularını yanıtladı.
Gayrimenkul sektörünün geleceğinin konuşulduğu 1. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'ndeyiz. Bu yıl 25. yılını kutlayan GİODER tarafından düzenleniyor bu zirve. Bugün burada sektörün tüm paydaşları da bulunuyor. Şimdi ise yanımızda PwC Türkiye Ortağı Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu var ve kendisinden sektörle ilgili son gelişmeleri dinleyeceğiz. Evet Ersun Bey, öncelikle güzel bir zirve. Siz de bir sunum yaptınız. Bu sunumda da önemli bilgilendirmeleriniz oldu. Ben size öncelikle son günlerde konuşulan konuyu, bu yasa tasarısı teklifini sormak istiyorum. Şimdi şöyle ki, üzerinde çalışılan teklif taslağıyla ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. Neler var mesela bu taslakta? GEO'lara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması var. Birden fazla taşınmazı olanlara farklı bir vergi uygulaması konuşuluyor. Şimdi bu durum hem sektörü, GEO'ları, gayrimenkul fonlarını nasıl etkileyecek, hem de tüketiciyi nasıl etkileyecek? Ne anlatırsınız acaba bize? Çok teşekkürler. Doğru, aslında zor bir yaza giriyoruz gayrimenkul sektörü olarak. Vergi gelirlerini artırmaya yönelik olarak bakanlıkta yürütülen belli istisnaların tekrar gözden geçirilmesi çalışması çerçevesinde aldığımız bilgilere göre gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının da tekrar gözden geçirildiği bize söylendi. Biz de bununla ilgili olarak GİODER olarak da bir çalışma yaptık. İlgili mercilere sunduk. Gerekli görüşmeleri de yaptık. Sonucunu bekliyoruz. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları aslında Türkiye'de toplantıda da söyledim. 2016'da Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin yaptığı hane halkı finansal eğilim araştırması, algı araştırmasında hane halkının, Türkiye'de yerleşik hane halkının en güvenilir yatırım aracı olarak gördüğü gayrimenkule dokunan bir alan. Gayrimenkule tapu olarak ulaşabilmek günümüz şartlarında tasarruf seviyesinde çok düşük olduğu bir ortamda çok mümkün değil gibi. Ama %80'i gayrimenkul yatırımcısı, hane halkının %80'i bu yatırımından son derece memnun görünüyor. Bunu devam ettirebilmek açısından, gayrimenkule ulaşımı kolaylaştırmak açısından menkul kıymetleştirme çok önemli bir rol üstleniyor. Bizim de elimizde gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fonları olarak bu menkul kıymetler sermaye piyasasının düzenlemeleri çerçevesinde var. Belli istisnalar da tanınmış. Tek istisnası zaten kurumlar vergisi istisnası. Başka bir istisnası da yok. Yaptığımız çalışma şunu gösteriyor ki geçen seneki karlarına göre, vergi usul kanununa göre, karlarına göre üzerinden vergi almaya kalksaydı idare yaklaşık 3 milyarlık bir vergi geliri olacaktı. Toplantıda da üzerinden geçildi. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları borçluluk olarak son derece düşük borçluluğa sahip, öz kaynakları kuvvetli enstrümanlar, şirketler. Buraya vergi geliyor olması gayrimenkul yatırım ortaklığının cazibesini azaltacağı için çok büyük olasılıkla yeni GEO'lar göremeyeceğiz. Mevcut GEO'lardan bir kısmı belki delist olup çıkacak. Burada görünen karların üzerinden alınması planlanan vergi dahi alınamayacak gibi bir resim çıkıyor ortaya. Bu açıdan da bunun da iyi değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bütün Türkiye'de icat edilmiş bir enstrüman değil gayrimenkul yatırım ortaklığı. Dünyada 44-46 ülkede GEO rejimi var. Hepsinde de GEO seviyesinde herhangi bir kurumlar vergisi yok. Hiçbirinde yok. Aynı Türkiye gibi. Tek farkımız var, kar dağıtım meselesi. Biz diyor ki sistem, bu seviyede vergi almayın, kar dağıtın, yukarıdaki yatırımcı seviyesinde vergi alalım. Bizim sistemi belki ona adapte etmek mümkün olur. Dolayısıyla GİODER olarak da bakanlığa önerimiz %20-25 civarında bir kar dağıtımıyla vergi istisnasının devam etmesi yolunda.
Bakalım idarenin değerlendirmesini göreceğiz. Gayrimenkul vergileriyle ilgili duyduklarımız var. Sizin de sorunuzda belirttiğiniz mesele. Gayrimenkulden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi konusunda, birden fazla gayrimenkulü olanlara ek vergiler getirilmesi konusunda. Onlarla ilgili henüz bir taslak tasarı görmedik. Büyük ihtimalle o yönde bir çalışma olacak. En önemlisi bildiğim kadarıyla gayrimenkulü gerçek kişilerin 5 sene elde tuttuktan sonra satmalarında uygulanmayan vergi artık belki kademeli, belki kademesiz vergilenir hale gelecek. Onu göreceğiz. Tapu harçlarında bir ciddi kayıp var. Emlak vergisi değerinden gösteriliyor gerçek piyasa değeri yerine. Orada bir değerleme raporu, bir değerleme ekspertiz değeri üstünden vergi ödenmesi gibi bir planlama yapılıyor. Kat karşılığı hasat paylaşımı işleriyle ilgili geçmiş tasarılarda gündeme gelen bazı vergisel düzenlemeler var. Kira gelirlerinde götürü giderin kaldırılması, istisna tutarların kaldırılması yönünde bazı istisnalarımız var. Çalışmalar var. Bunların hangileri gerçekleşecek göreceğiz önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla Haziran ayı, Temmuz ayı biraz yoğun geçecek gayrimenkul sektörü açısından. Ben bir de şey de sormak istiyorum. İçerideki sunumunda da bahsettiniz. Borsadaki GEO'larla alakalı olarak kaç milyon yatırımcısı var bunun? Ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz? Birazcık da onlardan bahsedebilir miyiz acaba? Borsadaki toplam yatırımcı sayısı 8 milyon. Bu 8 milyonun 4 milyon tanesinde GEO hissesi var. Dolayısıyla GEO hissesi aslında tercih edilen bir yatırım enstrümanı ve küçük yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Orada da söylendi, bir istisnanın kaldırılması durumunda ister istemez bir hareketlilik olma ihtimali olabilir. Bu da bu sektörün bir yara almasına, yatırımcıların yaralanmasına sebep verebilir. Ama sonuçta dediğim gibi bu Türkiye'ye özgü bir uygulama değil, kurumlar vergisi istisnasının olması. Bütün dünyada kurumlar vergisi bu seviyede alınmıyor. Dolayısıyla Türkiye'de dünyayla aynı hareket ediyor. Bir kar dağıtım zorunluluğu getirirsek düşük düzeyde zannediyorum sorunu çözeriz. Son olarak şey de sormak istiyorum. Şimdi konut piyasası bilhassa özellikle pandemiden beri sürekli inişleri çıkışları oldu. Faizler düştü, talep çok arttı, faizler yükseldi. Şimdi alımda satımda da zorluk çekiliyor. İşte bir yandan maliyetlerin artışı. Şu aşamada geldiğimiz noktada tüketici zorlanıyor bir konut alımında. Bir yeni finansman yöntemleri mümkün mü acaba tüketici özelinde özellikle? Valla konut sahipliği oranı çok düştü Türkiye'de biliyorsunuz. %51'e indi. 60 küsürlerden geldi buraya. Ki Türkiye Cumhuriyet tarihinin en düşük konut sahipliği oranı bu. İnsanlar konuta sahip olamıyorlar. Çünkü konut almak için krediye ihtiyaç var, kredilerde sıkıntı var, oranlar yüksek. İkinci konutunu alsın, biri gitsin, bunu kiraya versin diye baktığımızda ikinci konutta, üçüncü konutta kredi oranları daha da aşağılara iniyor, %20'lere iniyor. Normalde %75'ten. Dolayısıyla burada bir sıkıntıyı görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla buna yönelik adımların atılması lazım. Proje GYF'leri konuşuluyor, bugün SPK Başkanı da söyledi. Proje GYF'leri belki bir çözüm olabilecek ama elimizde bir tane sihirli enstrümanla bütün sorunları çözeceğiz diye bir algıya kapılmak da doğru değil. Ekonominin bütününde bir pozitif gelişmeleri görmemiz lazım ki program ona göre hareket ediyor. Her şey düzeldiğinde, faizler daha aşağılara indiğinde, destekli krediler şu anda başladı. Emlak konutun açıkladığını biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun yaygın anlaşması halinde, bunun daha yapılabilir olması halinde, arsa arzının makul fiyatlarda ortaya sürülebilmesi halinde bu sorunlar aşılabilir diye düşünüyorum. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Ersin Bey. Birleşmiş Milletler 97 trilyon dolarla rekor kıran küresel kamu borcu konusunda uyarıda bulundu. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınmayı etkileyen endişe verici artışa karşı uluslararası finans sisteminde acil reform çağrısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler'in Bir Dünya Borç 2024 Küresel Refahın Üzerinde Artan Bir Yük başlıklı raporuna göre küresel kamu borcu 2023'te önceki yıla göre 5.6 trilyon dolar artarak 97 trilyon dolara ulaştı. Gelişmekte olan ülkelerde kamu borcu gelişmiş ülkelere göre 2 kat hızla arttı. Özellikle Afrika'da borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranının %60'ın üzerinde olduğu ülke sayısı 2013 ila 2023 döneminde 6'dan 27'ye yükseldi. Gelişmekte olan ülkelerde kamu borcu keskin bir artışla 2023'te 29 trilyon dolara ulaştı. Bu ülkelerin kamu borcunun %75'inden fazlasının Asya ve Okyanusya ülkeleri, %17'sinin Latin Amerika ve Karayipler ve %7'sinin Afrika ülkeleri kaynaklı olduğu görüldü. Artan faizlere bağlı olarak borcun geri ödenmesi tüm dünyada daha maliyetli hale gelirken bu durum gelişmekte olan ülkeleri orantısız şekilde olumsuz etkilemeye başladı. Gelişmekte olan ülkeler 2023'te 847 milyar dolar net faiz ödedi. Bu tutar 2021'de ödedikleri tutarla kıyaslandığında %26 artış dikkati çekti. Bu ülkeler ABD'den 2 ila 4 kat, Almanya'dan ise 6 ila 12 kat daha yüksek oranlarla uluslararası borçlanmaya gitti. Borçlanma maliyetlerindeki hızlı artış gelişmekte olan ülkelerin bütçelerini sınırlandırdı. Neredeyse yarısı Afrika'da olmak üzere 54 gelişmekte olan ülke kamu fonlarının en az %10'unu borcun faizini ödemek için ayırmak durumunda kaldı. Yüksek faiz ödemeleri, sağlık, eğitim ve iklim eylemi gibi temel kamu harcamalarındaki büyümeyi geride bıraktı. Yaklaşık 3.3 milyar insanın yaşadığı gelişmekte olan ülkelerde her 3 ülkeden biri insani kalkınma için kritik öneme sahip bu alanları harcadığından daha fazlasını faiz ödemeleri için kullanmak zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında medeniyet tarihinin emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre mirası sunduğunu dile getirdi. Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Sonraki nesillere çöp dağları bırakmamak için bu mirası koruyup yaşatmakla mükellef olunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Durduğumuz yol ayrımında doğanın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde. Günlük yaşantımızı çevre dostu bir yaşam kültürüyle sürdürerek ortak evimizi kurtarabiliriz." ifadesini kullandı. Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası'nı kutlayan Emine Erdoğan, sıfır atık ve sıfır atık mavi hareketlerinin ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi. Sıfır atık hareketini benimseyen vatandaşlarımızın, bilhassa gençlerimizin gönüllü gayretlerini gördükçe, iklim krizine karşı mücadeleye olan inancım da pekişiyor. Türkiye'nin öncülüğünde sıfır atık hareketiyle başlayan uyanışın, dünyayı bertaraf edemediği atık yükünden tamamen kurtardığımız günlerin habercisi olmasını diliyorum, dedi. Öte yandan, Emine Erdoğan himayesinde 2017'den bu yana yürütülen sıfır atık projesinin uluslararası alanda bilinirliği artıyor. Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı gerçekleşecek. Emine Erdoğan'ın katılımcılara hitap edeceği toplantıda kurulun sıfır atık projesinin küreselleşmesine yönelik faaliyetleri ele alınacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2022'de Türkiye'nin ana sunucu 105 ülkenin de eş sunucu olduğu sıfır atık kararı oy birliği ile kabul edildi. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmişti. Programımızı burada noktalıyoruz ve yayınımızı her zaman olduğu gibi ana haber bültene devrediyoruz efendim. Yarın tekrar aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.